Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam video çekeyim dedim. Aslında hazırlamam gereken bir kargo var ama çok bakmalı bir kargo. Nasıl bir çok bakmalı bir kargo söyleyemedim. Örneğin örtücüden istedi. Ondan sonra farklı camlardaki bitkilerden istediği için onu sürekli Instagram'a bakıp işte ondan sonra buraya dönmem gerektiği için arkadaşlar size bir video çekmek böyle çekmek istedim. Suyumu da hazırladım. Bakın siyonumun ilk siyonumu gönderdim. Şu arkasında bir tane vardı, onu gönderdim arkadaşlar. Şurada bir tane bebek var. Bu bebeği bir tane gönderebilirim. Onun altındaki biraz küçük. Safiye Hanım bana şey demişti. Fatma Hanım siyonu yaprak olarak çoğaltmaya kalkma. Zaten çok hızlı çoğalan bir tür demişti. Sağ olsun, Allah razı olsun arkadaşlar. Yani dediği gibi de bereketli de bir tür. Burada şu anda bakın Fred ivesim var. Şunları falan arkadaşlar almak isteyenlere zaten göndereceğim. Şu anda da zannedersem şunlardı ya, almak isteyenler vardı. Instagram'a bakmam lazım. Bir de size şöyle bir şey söyleyeyim. Instagram'dan bazen geri dönüşleri geç yapabiliyorum. Mesajları açmıyorum arkadaşlar. Mesajları açtığım anda o kadar çok günlük mesaj geliyor ki, illa çiçeklere göre değil, arkadaşlardan geliyor, bir şeyler geliyor, yani bir şeyler oluyor arkadaşlar ve yani mesaj kayboluyor. O karışıklık olmasın diye ben de mecburen mesajları eve gelince bakıyorum. İşte çiçekle alakalı olanlara, çiçeklerle, İşte ne bileyim, bazen yorumlarla alakalı oluyor arkadaşlar. Bazen benim Instagram'a attığım hikayelerle alakalı oluyor. Mesela ya fikrimi beğenmiyor ya zikrimi beğenmiyor. Olmaz, bir şey yazabiliyor. Güzel bir şey yazabiliyor. Sağ olun, güzel yazanlarınız da çok. Oluyor yani. O yüzden hani ne zaman göreceksiniz beni diye böyle merak etmeyin. Ben sizi mutlaka bir şekilde göreceğim. Bu bir. İki. Arkadaşlar o kadar kargo gönderdim ki hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ve sırayla gönderdim. Nasıl sırayla? Mesela önce şuradaki türlere gönderdim. Hatta şu an örtücü isteyenler var. Buradaki türlerden göndereceğim. Yani saksıları arkadaşlar bir şekilde azaltıp şuraları bitirip yeni ekimler yapacağım. Çünkü sırada bekleyen çok fazla yapraklarım var. Dün akşam kıza bunları sula demiştim. Kız şuraya kadar sulamış. Bu tarafa yok. Ondan sonra ben dedim en iyisi hem sulayayım hem video çekeyim hem yani böyle kendimden haberdar edeyim arkadaşlar. Bakın şurada bitkilerim vardı, onları gönderdim arkadaşlar. Bundan istiyorsunuz fakat bu artık böyle bir tane anaç yap, başka anaç yapmak zorundayım. Böyle boz bodur bir şey kaldı. Yani biraz zor artık. Pulvinata'nın bu denli gönderilmesi artık biraz zor. Biraz büyüsün. Onu alıp böyle kenara ekip ondan sonra şey yapacağım. Bir ara benim yaprak toplamam da lazım. Çünkü şöyle çok güzelleşen Albertlerim, farklı türlerim var. Bakın şu kanlı, yani böyle kan kan olan sedum bronzelerden, normal sedum bronze değil, onlardan olanlar var arkadaşlar. Onların yapraklarını almam lazım. Yani anaçlarımın
yapraklarını almam lazım. Şurada da bunların yaprakları büyüsün, ondan sonra alayım diye düşündüm. Çünkü ne kadar büyük olursa o kadar güzel bebek veriyor. Mesela pikros alınasılık olmuş. Ondan sonra şu arkadaştan şurada var. Bir yaprakları büyüsün arkadaşlar. Bakın şurada var. Ama zor büyüyor. Yani şunu unutmayın. Bazı türler zor büyüyor. Şöyle. Şimdi saksı saksı göndermiş olmam benim açımdan çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bunlar büyür, bunları gönderirim, bunu ekerim. Yani böyle planlı olmuş oldu. Bu durumdan ben çok memnunum. Planlı bir şekilde arkadaşlar şöyle leğenle dökeceğim. Çünkü artık dibini alamıyorum. Yapraklarına dökmeyeyim. Şöyle aralarına dökeyim. Video çekmesem tabii ki bunu önce bir kaba dökerim. Ondan sonra dökerim ama video çekince de arkadaşlar olaylar tamamen değişiyor. Bu kadar yeter. Çünkü çok susuz değillerdi. Fakat ben saksıları çok fazla ellediğim için saksının köklerinin, bitkilerin köklerinin oturması gerekiyordu. Şu saksıda büyüyenleri aldım. Mesela şu an kargo gönderecek olsam arkadaşlar şu baldeyi gönderirim. Çok büyük değil ama işte büyüyene kadar beklemesi lazım. Ve genelde de şöyle kargoları şey günü gönderiyorum. Salı, bir de çarşamba günleri gönderiyorum. O yüzden hafta sonunda genelde kargo yapıyorum. Hafta sonuna kadar da işte büyüsün diye biraz açılsın diye bu şekilde sulamak istiyorum. Yani böyle bir döngüyle devam ediyor. Rabbime şükürler olsun arkadaşlar. Yani şu anda hani çok fazla seradan bitkilerim bitmek üzere, çok göndermiyorum. O balkonumun bir düzene girmesi lazım. Bu balkonumda sadece düzene girmesi gereken saksım şu. Şu kısımda çok sıkıntı yok. Göndereceğim bir kargoya şu kısmı koyacağım zaten. Ama geri kalan kısım var ya arkadaşlar. Geri kalan kısmın tümünü şuraya kadar full dolduracağım. Onu fullledikten sonra yeni ekimlerimi yapacağım. Bu ucu da şu uca veririm. Ondan sonra bu saksılarımın büyümesini bekleyeceğim. Diğer balkonda büyümüş olan saksılarım var. O büyümüş olan saksılarıma sıra gelecek. Ya benimkisi böyle bir döngü. Rabbimin nasibi kısmeti ya arkadaşlar. Rabbimin nasibi kısmeti binlerce şükürler olsun. Yoksa Allah Teala buradan bir ekmek nasip etmese arkadaşlar kimin aklına gelirdi? Kimi ilham olabilirdi? Ne olabilirdi? Yani ben hep şükrediyorum. Hep şükrediyorum. Bu saksılara baktıkça, ondan sonra kendi halimi düşündükçe arkadaşlar öyle günler oldu ki şöyle söyleyeyim ben size, bunu da söyleyeyim, kapatayım. Kızlarıma dişleri yaptıracaktım. Ne kadar yüzüğüm, küpem, zincirim, bilmem neyim, bilmem neyim varsa ne kadar hepsini bozdurdum. Yine karşılayamadım. Çalışıyorum, yine karşılayamadım. Bundan 4-5 yıl önce işte böyle bir sıkışıklık, böyle bir hani Allah Teala insanın gecesini karanlık edebiliyor ama gündüzünü çok aydınlık edebiliyor. Rabbim sizin de günlerinizi, gündüzlerinizi aydınlık etsin.
Yani bu konuda ben çok şükrediyorum. Rabbim günümü, gündüzümü arkadaşlar bu sukulentlerle bir feraha erdirdi. Hiç değilse çocukların ekstra harcamalarında arkadaşlar bana çok yardımcı oldu. Rabbime şükürler olsun. Tabii ki benden bitki alan arkadaşların da bunda katkısı, bu hobiye merak salmış olan arkadaşların da bunda katkısı bana yardımda çok oldu arkadaşlar. Ben ne kadar teşekkür etsem, Rabbime de şükretsem, ben bu şükrümün edasını ödeyemem. Çünkü bu kadar bitkiyi büyütüp, şimdi bazen şöyle düşünüyorsunuz. Bu mesela bugün kargo yok muydu da ben böyle bir konuşma yaptım veya bu sulamayı yaptım? Hayır, bugün de kargo var arkadaşlar. Bugün de kargo var ama bugün sulayayım dedim. Kargoyu da işte akşama yazışırız. Şu anda değil, şu anda daha gidip yemek falan hazırlayacağım, mutfağı toparlayacağım. O işlerimi hallettikten sonra işte kargo hazırlığına geçeceğim. Biraz daha böyle işi rahat tutmak için yaptım. Yani Rabbim buradan bana kendi dilediğince günlük de olsa bir ekmek nasip etti. Rabbim hepinize farklı farklı yerlerden bir ekmek kapısı nasip etsin arkadaşlar. İlla bu çiçek olmayabilir, el işi olabilir, farklı şeyler olabilir. Bir kazancınızın yanına küçük bir kazanç koyarsanız o sizin mutlaka böyle ekonomik olarak kurtuluşunuz olacaktır. Ama şöyle söyleyeyim, bu dünya içinde çok böyle bir şeye, tamaha girmeye, çok işte kendini yıpratmaya da değmez. Gözümüzü kapadık, öldük. Bugün ölecek olsam arkadaşlar, bunların hepsi burada kaldı. Çocuklarım ne kadar bakabilirse baktı. Bakamadığı yerde hepsi ziyan zebil oldu. Herkes her şeyi sevmek zorunda değil. Ben seviyorum diye çocuklarım bunu devam ettirebilme şansı olmayabilir. O yüzden diyorum ya, Allah herkese de hayırlı uzun ömür versin. Ama dünyadan, dünya bir han, dünyadan gelip geçerken arkadaşlar, Rabbim bizim de gönlümüze böyle bir eğlence vermiş. Binlerce şükürler olsun. İşte çok dünyaya bunu tamah etmeden, çok böyle hırs yapmadan, o da olsun, bu da olsun, şu kadar olsun, şu kadar kazancım olsun diye değil. Rahat yaşayayım. Yani evlatlarımın gözünü geride koymayayım. Sılık kadar oldu. Yani Rabbim buradan bana kazanç nasip etsin. Her zaman nasip etsin. Adına kurban olayım. Sizlere de nasip etsin. Şimdi şu bir saattir gözüm şunda. Arkadaşlar bundan bende var. Sıra bitkilerinden olanlar da var. Almak isteyenlere bundan gönderebilirim. Fiyatı çok uygun. Bunun için yazabilirsiniz. Bunu anaç olarak gönderebilirim. Anaç olarak başka ne gönderebilirim? Anaç olarak arkadaşlar burada çok kalmadı çünkü anaçlarım çok satıldı. Şu kısımdan gönderebilirim. Oo, çiçeğini koparttım zavallıcığın. İşte her şeyi elle mi? Şunu gönderebilirim arkadaşlar. Şuradaki Siyon kardeşi gönderebilirim veya o Siyon'u kendime de ekebilirim. Şunu gönderebilirim çünkü bundan ektim. Ondan sonra şurada bir tane Fred Ives var. Onu gönderebilirim. Şu kısmı gönderebilirim. Gönderirim. Ama sen bilirsin kargosunda büyük küçük demeden genelde hepsinden koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim size. Şu özel türler arkadaşlar bir büyüsün. Bir çoğaltmaya başlayayım. Çok uygun fiyatlara hepinize gelecek bunlardan. O zamana kadar artık inşallah hızlıca büyürler. Şimdi bazı arkadaşlar şunları soruyor arkadaşlar, almak istiyorlar. Bunlar çok minikler. Mesela dün akşam bir tanesi istedi bunları. Şöyle dedim, paranıza yazık, almaya değmez yani, çok minikler. Şu kadarlar arkadaşlar, o kadar minikler ki. Mesela şu çok güzel. Bakın özel tür diye satılıyor. Ama minik. Küçük.
Bakın. Çok minik. Biraz beklemesi lazım. Biraz büyümesi lazım. Biraz büyüsün. Acelemiz yok. Ha, şöyle bir şey var. Kapının da elinde kalıyor. Israrlı isteyenin, ben bu kadar küçükken de istiyorum diyen ısrar eden olabiliyor. Ki o kadar küçük göndermemeye çalışıyorum. İşte kapının da elinde kalan bitkiler oluyor. Neyse, videomuz bu kadar olsun. İnşallah çok daha güzel günlerde, çok daha bereketli günlerde görüşürüz. İnşallah şu kısımda hızlıca satılır ve ben bu saksıyı full arkadaşlar, full Trompetta, Albert Baynez ve şu ismini bilmediğim böyle yaprakları yeşilin üzerine pembe kanlanan sukulentimden ve şundan ve şundan ve şundan koyarım. Full ondan olur arkadaşlar. Büyük ihtimalle yazın ve yaz sonunda anca büyür ve ben size bol bol gönderirim. Hoşçakalın.